Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan Yılmaz ve yine sizlere yeni bir video haberden sesleniyorum. Bu seferki haberimiz EA tarafından. Dün yani 30 Temmuz tarihinde EA e, ilk çeyrek raporunu sundu. 2018'in ilk çeyreği mali raporuyla birlikte e, Battlefield 1 ve yeni gelecek oyunlarla ilgili çeşitli bilgiler verdiler. Öncelikle Battlefield 1'in 21 milyondan fazla oyuncuya sahip olduğu açıklandı. Ve bu mali yılın oldukça iyi geçtiği, daha doğrusu ilk çeyreğin oldukça iyi geçtiği söylendi. Bunun dışında şirketin CEO'su Andrew Wilson'ın yapmış olduğu duyuruyla birlikte biliyorsunuz ki bu yıl sonunda DICE'ın yeni oyunu Star Wars Battlefront 2 gelecek. Ve Frostbite ile birlikte geliştirilmekte olan bazı oyunlardan bahsetti. Ve Star Wars Battlefront 2'den sonra 2018 yılı içerisinde bir sonraki büyük Battlefield oyununu göreceğimizi söyledi. Henüz bu oyunun neyle ilgili olduğu belli değil. E, açıklanmış değil ama resmi bir duyuru olarak Battlefield oyununun önümüzdeki sene geleceği söylendi. Tabii kendisine sorulmuş olan sorular, e, yeni Battlefield oyununun hangisi olacağıydı. Battlefield 5 mi, e, yoksa arada bir Battlefield Vietnam oyunu mu göreceğiz, yoksa e, Battlefield Bad Company 3 mü göreceğiz veya e, bir sonraki Battlefield Oyunu olarak Battlefield 2'yi mi göreceğiz? Battlefield 2'de ne de diye soracak olursanız, Battlefield 1 geldi ve Birinci Dünya Savaşı'nı konu aldı. Şimdi ise İkinci Dünya Savaşı'na geçen yeni bir Battlefield oyunu olabilir belki. Zira Battlefield 1 de oynanış itibariyle gayet İkinci Dünya Savaşı oyunuydu aslında. Tabii ki tüm bu sorulara bir yanıt gelmedi ama şu an içerisinde biliyoruz ki 2018 yılında Frostbite ile geliştirilmiş olan bir sonraki büyük Battlefield oyununu göreceğiz. Tabi bu esnada Battlefield 1 için gelmekte olan yeni DLC paketinden de e, konuşuldu. Biliyorsunuz ki In the Name of Tsar yani e, Rus DLC'si olarak e, adlandırabileceğimiz yeni pakette, yeni indirilebilir pakette altı tane yeni harita, yeni Rus süvarileri, yeni silahlar, yeni araçlar ve daha fazlasını göreceğiz. Blake Jorgensen daha önce bizlere Battlefield 1 e, e, ile birlikte e-spor moduyla tanışacağımızı söylemişti. Yani biraz daha e-sporlara ağırlık veren bir... E, mod olacak ve bununla beraber daha rekabetçi bir deneyim yaşayabileceğiz sanıyorum ki Battlefield 1 ile birlikte. Bu paket aynı zamanda Battlefield 1 için geliştirilmiş olan en geniş kapsamlı DLC paketi olacak. Ve e, gece haritaları da oynayabileceğiz aynı zamanda Rus suvarlarla birlikte. Bayağı bir şey değiştireceğine inanıyoruz ve güzel de haritalara sahip olacak gibi görünüyor. E3 2017'de bizlere sundukları videoya bakarsak ne zaman gelecek diye sorarsanız da 2017'nin Eylül ayı olarak belirlenmişti çıkış tarihi. Resmi tam net tarihi belirlenince yine sizlere aktarıyor olacağız. Ve aynı zamanda paket çıktığı zaman da yine elden geçirip bir göz atıp sizlere neler sunduğunu aktarmak isteriz. Evet bugünkü haberimiz bu şekildeydi. Bakalım bir sonraki Battlefield oyunu ne olacak? Sizler ne istiyorsunuz? Gönlünüzden geçen ne? Onu da bir yorumlarda yazabilirsiniz. Battlefield 5 mi? Yeni bir Battlefield Vietnam gibi farklı bir savaşı konu alan ara bir Arabi oyun mu? Yoksa Battlefield Bad Company 3 mü veya tekrardan 2. Dünya Savaşı'na döndüğümüz Battlefield 2 mi? Hangisini istiyorsunuz siz de bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere hepinize iyi oyunlar.